Merhaba arkadaşlar, Oğadyorum kanalına hoş geldiniz. Ben Melih. Ben Fırat. Bugün menümüzde ne var Fırat? Bugün menümüzde bisküvi kızartması var Melihciğim. Vay be. Kızartma harcımız var. Sağ olsun Tuğçe bunu hazırladı. İşte yumurtası, unu bir şeyleri var içinde. Aynen. Bir kızartma harcı. Bisküvimiz var. Evet, bisküvimiz var. İlk defa ben bisküvi kızartması yiyeceğim. Çok merak ediyorum. Ben her sabah mutlaka tüketiyorum kendisini. Ve fritözümüz var bugün. Fritözle çalışacağız. Aynen. Kendisine bir isim vermemiştik. Vedat vardı, Sedat vardı. Bu da ne olsun? Ne bileyim ya, fritöz olsun bu da yani. Fritöz. Bu da fritöz yani. Yaratıcı bir isim oldu fritöz. O zaman bitkiniz diyebiliriz ama istiyorsan. Tamam, fritöze koyacağız bisküvileri o zaman. Aynen. Fritöze, hayır, öncelikle harca da batıracağız. Batır harca. Şöyle bir nasıl böyle? Aynen. Ha? Ah, iyice batırayım şöyle. Çok güzel. Koy abisi. Akıyı. Ben bunu burada tutuyorum. Sıkıntı aman. Yok. En iyisi 50. Ay! Lüfü fıkhın oraya oraya. Yapıştırıyor oraya. Direkt. Kapat bakalım. Bir bak. Bir bakıyoruz arkadaşlar. Oh. Ve yanmış. Bir şeyler oluyor oğlum. Ooo. Oğlum bildiğin kızartma oldu lan. Oha. Pişiye benzemiş lan bu. Pişi olmuş. Nasıl pişi olmuş bu ya? Oğlum bir şey söyleyeceğim. Güzel, çok güzel pişi olmuş. Güzel, yani güzel gözüküyor. Değil mi? Abi evet. Çıkartsana Melih, hadi yiyelim. Bisküvisi yapışmıştır herhalde. Yapışmış lan, baksana. Bak. Çatalla almayı den onu. Bak yapışmış. Sihirbazlık numarası olarak bunu göstereyim. Hop! Tamam, alacağım. Kapatıyorum ben fritözümüzü. Onu ne yapacaksın onun için? Alttan vuracaksın. Döndür abi. Döndür. Yok oğlum, bayağı yapışmış. Abi görüntü bence güzel. Görüntü güzel. Koku da fena değil. Ya burada güzel bir şey yiyecek miydik ya Fırat? Bisküvi kızartması bence güzel yani oldu ya. Yani şu an gözümün şurada bir titreme oluştu. Ağlayabilirim yani şu an. Çok sıcakta, dikkat et abi. Oğlum çok güzel kokuyor ya. İlk defa burada güzel bir şey yiyeceğiz galiba. Bisküvi kızartması... Bilmiyorum ya, tadı nasıldır ama. Oğlum! Bu nedir ya? Abi çok güzel. Abi bir şey diyeyim mi? Hepsini yap. Yap yap. Hepsini yap, yap. O zaman bakalım arkadaşlarımız bu lezzete ne diyecekler? Ben her ölümümden yerim. Ben de yerim. Abi çok güzel. 10 numara. Ya şeyi, harcı ben hazırladım. O yüzden birazcık yani güzel olabilir yani. Çok bilemedim, sen hazırladıysan. Gayet hoş. Çok güzel olmuş. Benim yaptığım çok belli. Bundan sonra Oha Diyorum mutfakta böyle şeyler yapalım. Güzel olmuş ama bayağı yağlı tabii. Şu an Oha Diyorum yani. Güzel. Gençler, kendinizi açmaya başladınız ya. Tebrik ediyorum. Çok güzel bir, müthiş bir tat olmuş. Bunu böyle aralarımızda yapalım. Oha Diyorum mutfakta bundan böyle daha güzel. Bu çok güzel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Tuğçe ve Hakan da çok beğendi. Hatta biz birkaç tane daha yaptık. Artık bunu ofise ikram edeceğiz. Aynen yani beğendiler. Tuğçe ama yine buna bir kul buldu. Yani diyor ki yok çok yağlı. Ama abi her zaman yediğimiz bir şey değil ki ya. Harcı o yaptı, o yüzden bence konuşma hakkı var diyelim. Ve Tuğçe'nin bu tarifine, Tuğçe'nin harcına ve bu lezzete bence çok oha verilir yani. Çok oha mı? Çok oha. Peki. Ohannes mi verecektin? Aynen öyle. İçimden... Ohannes verelim o zaman ya. Ohannes. İçimden bir Ohannes verdik gitti. Bu arada arkadaşlar tam buradaki linki tıklayarak hangisini tercih ederdin? GTA mı yoksa Game of Thrones mu adlı videomuzu izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Götür biraz daha götür.